Arkadaşlar merhaba. 11 Mart 2021 Tur Fontaine Güney Afrika gündüz programıyla beraberiz. Altılı Ganyan ve Yedili Plase tahminlerimizde Tur Fontaine için. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Birinci koşu Altılı Ganyan'dan evvel Yedili Plase. Yedili Plase'nin ilk ayağı maiden bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1450 metre çim piste çıkacaklar. Direktman bankomuz var burada arkadaşlar. Hiç uzatmadan 2 numara Freedom of Choice. Yedili Plase oynayacak olan arkadaşlar için günün sürdürek favori bankosudur. Evet, direkt olarak 2 diyoruz ve altılı ganyana geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci koşuyla başlıyor altılı ganyan 15-15'te. Maiden bir mücadele. 2 ve yukarı İngilizler 1450 metre çim piste çıkıyorlar. 2 yaştan bir anda 2 yukarı yaşa geçtik. Evet, toplam 13 tane safkan var. Bir adet de eküriler var burada. 2 ve 13 nolu safkanlar eküri. Burada 2 tane at tam bahsedeceğiz. At grubundan ya da. Eküriler önceliğimiz bizim Coming in Hot. Burada Kumalo ile. Bu Kumalo en iyi atları biniyor bugün arkadaşlar. Ekürisi 13 numara var burada. Simons onun bir fonksiyonu gözükmüyor gibi olsa da. Burada 81 handikap puanıyla. Ve bunun yegane rakibi de 3 numaralı Fisher King, Havelson'da, Lyle Havelson. 2 ve 3 olarak buraya geçiyoruz. Hatta bu böyle bitmiş bir ikili gibi gözüküyor. Hani bunları zorlayacak olan safkanlar olsa olsa ilk kez koşacak olan safkanlar olur. Onlardan da ne olur bilemiyoruz. Ama şu bir gerçek, Ekürüler ve Fisher King, yani 2 ve 13 ile Fisher King burada yeterli buraya bizim için ilk, altının ilk ayağı için. Evet, altın ikinci ayağına geçiyoruz. Üçüncü koşu 15.50'de maiden bir mücadele bu. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre için piste çıkacaklar. 12 tane safkan burada start alacak. Burada da 2 tane safkan var arkadaşlar. Bu arada kuponumuz 8 lira. Dün 9.6 liraya Happy Valley'i tutturduk Allah'ın izniyle. Burada da bunu bakalım 8 liralık kuponla ne yapabiliriz? Sizler de ilave edebilirsiniz belki yani sonuçta. Biz böyle içinden cımbızla çektiğimizi söylemiştik size. Bir de bu arada hala altılı tutmuş, hala dislike yapan arkadaşlar falan var. Böyle yani gülüyoruz biz burada. Neye dislike yapıyor acaba, merak ettim. Atın adını beğenmemiş herhalde. Evet, burada da 2 tane safkan dedik. İlk atımız 11 numaralı Extravert. Kumalo'nun bindi. Bu Kumalo gördüğünüz gibi paso iyi atlara biniyor bugün. Allah hayra çıkarsın. Evet, 11 numaralı Kumalo'nun bindiği Extravert ilk atımız. İkinci atımız da 1 numaralı Lazy Guy. Bu grubun çok üstünde bu iki safkanda. Yani Extravert formda bunu onu söyleyeyim size. Ama Lazy Guy bu grubun üstünde. Diğerlerinde bayağı bir bu Tour Fontaine'dan uzak kalma durumları falan var. Baktık hepsini arkadaşlar. Lazy Guy ikinci atım. Muhtemelen Lazy Guy'in kazanma ihtimali daha yüksek bize göre. O yüzden burayı biz 11 ve 1 geçiyoruz. Ha, AGF oranlarına göre bakarsanız ekleyeceğiniz at olursa burada eklersiniz yani. Burada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şu Jet Cat'e zorladık kendimizi fakat grubun altında kaldı ama belli de olmaz yani. Artı burada en büyük sürpriz de bundan gelir. Şu Beijing Moon ve Bondi Boy'dan da gelebilir. Evet. Arkadaşlar burayı 11 ve 1 olarak geçiyoruz. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçtiğimiz zaman 4. koşu. Bu da maiden bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Maiden'dan çıkacak olan bir safkan olacak burada. Buna 4 tane safkan veriyoruz burada. İlk atımız Ekürüler. Amber Glowstar, Ferraris'le ve Luke Ferraris'le ve tabii ki 9 numara Party Song beraber çok şanslı sahipler açıkçası söylemek gerekirse. Muhtemelen bitireceklerdir. Yani alternatif alternatif banko hüviyetinde arkadaşlar. Alternatif tek hüviyetinde. Burada ikinci atımız 4 numaralı Light Warrior. Bu da Lerena'nın bindiği. 1 numaralı Enigma Code. Mauje'nin bindiği. Çok dikkat bu safkan arkadaşlar. Çok orijinal bir şey bu. İrlanda Amerikan karışımı yapmışlar bu atı. Enigma Code dikkat diyoruz ve
2 numaralı Blue Spark diyoruz. Bu da gerçekten çok orijinal bir şey. Yine Kumalo biniyor. Bu çok iyi atlara biniyor gerçekten. Evet, buraya 6, yani ekürler başta olmak üzere ki alternatif banko olarak söylemiştik. 4, 1 ve 2 diyoruz. 5. ayak, özür dilerim. 5. koşuya geçtiğimiz zaman 4. ayak oluyor bu. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre. Tüm koşular zaten Çin pistte, bunu söylemeye gerek yok. Burada bir tane banko var arkadaşlar. Yani zaten Kersel kendi gitmiş durmuş. Fark etmedim bile. 1 numara Puerto Manzano. Yani böyle İtalya moda markası gibi. Puerto Manzano Arjantin pasaportu var ama full Amerikan gibi. Bir de Arjantin Posera'dan, evet, anne tarafı. Banko arkadaşlar, ben uzun lafın kısası, bunu biraz zor geçerler gözüküyor vaziyet öyle. 5. koşu 1 numara banko. 6. koşuya geçtik. Şartlı dişi safkanlar şöyle yukarı İngilizler 1450 metrede çıkacaklar. 2 tane de safkan burada veriyoruz. İlk adımız 6 numara Floriente. 2020'de koşmadı ama bu sefer bu safkanın çalışma yapıp, yani bir ikinciliği var, bir birinciliği var. Bu grubunda koşuyor şu an, onu söyleyeyim size. Şimdi söyleyeceğimiz ad önemli. 1 numaralı Aesthetic Green. Aesthetic Green. Evet. Havidson'un bindiği, Lyle Havidson'un bindiği. Bu safkan mutlaka kuponlarda olmalı. Burada sürprizi ben Zimbabwe'dan bekliyorum. 2 numaralı Zimbabwe'dan bekliyorum buradaki sürprizi. Ha, bu ayakta böyle AGF oranlarında böyle bir karmaşa görürseniz, böyle birbirine yakın oranlar görürseniz, işte biri 9, biri 10, biri 11, 13 falan, yani kapattın dedim size, bu ayak biraz böyle sakıncalı. 6 ve 1 şu anda bizim için en uygun görünen iki tane safkan bu ayak için, 6 ve 1. Son ayak, 7. koşuya geçtik. Şartlı üç ve yukarı İngilizler 1450 metrede Çin pisti çıkacaklar. 16 tane safkan burada. Start oluyor. 2 tane farklı ekür grubu var. 2 ve 8, 9 ve 11 kırmızılar. Arkadaşlar burada günden karışık ayağı. Burada 5 at yazdık buraya. Tabii 16'dan 6'dan 5 tane at yazdık. 4 numaralı Entente William Kennedy ile, Warren Kennedy ile. Evet, ilk atımız. İkinci atımız 11 numaralı Anatura ki 9 numarayla bu Ecuri gördüğünüz gibi. Ve 12 numaralı Comet Crystal arkadaşlar, Mev Rezenburg'la. 5 numaralı Louis the Seventh Lerner, gerçekten çok güveniyorum ben bu safkana. Ve son olarak da arkadaşlar 10 numaralı Speechmaker Stridom'la. Yani bu kazandı geçenlerde Stridom Apprenti. Ama olsun, gene de getiriyor bazen. Burada yeri olanlar, böyle çok sürpriz arayanlar Class of 8'i de yazabilirler. 13'ü de yazabilirler arkadaşlar. Her toku bakmıştık. Belki yeterli bu kadar arkadaşlar. Yani funky müzik de yapmış bir biricik daha veren, gördüğünüz gibi. Bu ekürler, kırmızıları ekleyebiliriz. Bunları ekledik mi? Ekledik kırmızıları. Tabii ki ekledik. Anaturalar. Siyahları ekleyecektim herhalde. Evet, siyahları da ekleyebilirsiniz diyelim. Yani burayı böyle çok atla geçmekte yarar var arkadaşlar. 4, 11, 12, 5 ve 10 ve hatta yer olanlar için 13 dedik yani. Class of 8 dahi olabilir dedik arkadaşlar. Speechmaker 13, Class of 8. Evet. Toplamda 8 yıllık bir kupon, çünkü eğer eklerseniz tabi biraz 10 liraya 12 liraya falan oraya da gelebilir. Arkadaşlar yeni üye olan arkadaşlarımıza hemen bildirelim. Biz yurt dışı at yarışı tahminlerimizi 24 saat evvelden TCK'nın açıkladığı AGF oranları olmaksızın yapıyoruz ve kanalımıza yayınlıyoruz. Tek vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları yüksek favori atları sizlerin kendinizin kuponlarınıza eklemesini tavsiye ediyoruz. Bütün bu bilgilere www.marksporttahmin.com web sitemizden de ücretsiz üye olarak ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Yapılması gereken şey nasıl, nedir? Kısaca onu da izah edelim. Biliyorsunuzdur ama biz gene izah edelim, çünkü hala pasifte olan saygıdeğer arkadaşlarımız var. Burada üye ol tuşuna basıyorsunuz. Ad, soyad, kullanıcı ve de geçerli bir e-mail adresi gerekiyor. Çünkü e-mail adresinizi açıp
Gelen linki, bizim tarafımızdan gelen linki tıklamanız lazım ki aktif edesiniz. Ondan sonra aktivasyonunuz başlıyor ve kullanıcı adı ve parolanızı rahatlıkla tahminlerimize ulaşabiliyorsunuz. YouTube'a bağlı kalmaksızın. Evet, Turfontein, Güney Afrika, South Afrika. Gündüz programı için söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Sizin de kendi adlarınızı ilave edersiniz. AGF oranlarına güzel şöyle bir kemiğini verdik zaten size işin kemik kısmını. Kemik sistemi oturduğu yerine diğer gerekli olan yerleri de sizlerin ilave edip kazanacağınıza inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Bu arada Happy Valley için rekor düzeyde bir üyemiz kazanmış. Yani gerçekten ben çok memnunum. Türkiye'de Happy Valley'i bugün biz yani dün diyeyim tabii biz götürdük. Bayağı bir o yüzden memnunuz. Misyonumuz yavaş yavaş yerine oturuyor. Bizi sevenlere de sevmeyenlere de saygı duyanlara da duymayanlara da buradan selam ediyoruz. Berlin'den herkese selam olsun arkadaşlar. Yabancı yarışlar burası. Hepinize bol şans.